vibrasyon cihazında oluşturulan ses dalgaları ilgili alana gönderilerek yansımalar incelenir. Organlardan yansıyarak transdüsere geri dönen dalgalar elektrik sinyallerine ve sonrasında da ekranda görüntüye dönüştürülür. Bu durumda birinci yargımız doğrudur. Ses dalgalarının ilgili alan ve diğer alandaki hız farklılıkları algılayarak vücudun iç yapısının görüntüsü elde edilir. Yani iç organlarda ses dalgalarının yansımalarının farklı olması hızlarının kaynaklanır. Canlı dokulara zararlı etkileri yoktur. Çünkü ses dalgasının zararlı etkisi yoktur. Zararlı etkisi yoktur. Doğru cevabımız E seçeneği olur. Röntgen cihazında X ışınları kullanılırdı. X ışınları enerjileri yüksek olduğundan zararlıydı. MR cihazında ise radyo dalgaları kullanılır. Manyetik alan içerisinde radyo dalgaları ile inceleme yapılırdı. Tomografi cihazında ise yine arkadaşlar X ışınları kullanılırdı. Cevabımız 1 ve 3 olup C seçeneği olur. Şimdi X'te yüksek frekanslı ses dalgalarının engele çarp yansıması sonucu kullanılır diyor. Bu sonar cihazıdır. Sonar cihazı aynı zamanda deniz dibindeki canlı sürülerin ve batık gemilerin araştırılmasında, petrol araştırılmasında, maden araştırılmasında kullanılırdı. Y'de ise X ışınlarını kullanarak vücudun belirli bir kesitinin görüntülemesini sağlayan radyoaktif bir tanılama aracıdır diyor. Şimdi belli bir kesiti dediği için arkadaşlar, belli bir kesitinin görüntüsünü alan tabii ki bilgisayarlı tomografidir. Daha ince görüntü elde edilir röntgene göre. Z'de ise cisimlerin şekillerini ve yaydıkları kızıl ötesi ışıma yoğunluklarını görüntüleme sistemidir. Bu da 0 Kelvin'in üzerindeki tüm cisimler ışıma yayınlar, kızıl ötesi ışımalar termal kameralar ile tespit edilirdi. İkinci ise bilgisayarlı tomografi idi. Bilgisayarlı tomografi. Cevabımız bu durumda D seçeneği olur. Elektromanyetik dalgaların yansıma özelliğinden yararlanılır diyor. Radar cihazı arkadaşlar gönderilen mikrodalganın araçtan yansıması ile çalışır. Tespit edilir frekanstaki kayma dolayısıyla hızı. Tomografi cihazında ise arkadaşlar X ışınlarının organlardan yansıması ile çalışır. Ultrasyon cihazı ise elektromanyetik dalga diyor, bakınız bize buraya unutmayalım. Ultrasyon cihazı ses dalgasının yansıması ile çalışır. Dalgasının yansıması ile çalışır. Olup ses dalgası elektromanyetik dalga değildir. Ses dalgası EMD değildir. Yani elektromanyetik dalga olmadığından cevabımız 1 ve 2 B seçeneği olur. Güneş pillerinde yer iletken malzemeler kullanılır. Yer iletken malzemelerden arkadaşlar elektron birinden diğerine doğru geçişi sökerek daha kolaydır. Bu yüzden 1 doğrudur. Kablo üzerinde N tabakasından P tabakasına elektron geçer. Elektronumuz arkadaşlar buradan bu tarafa doğru güneş enerjisi sayesinde bir geçiş yapacaktır. İkinci yargımız da doğrudur. Bu durumda elektronların hareketine zıt yönde akım oluşur. Elektronların hareket yönünün tersinde bir akım oluşur. Elektronlar P tipine göre hareket ediyorsa o zaman oluşan akımımız da bu yönde, yani bir yönünde olacaktır. Üçüncü yargımız da doğru olup cevabımız E seçeneğidir. Diyot tek yönde akım geçiren devre elemanı olup alternatif akımda akımın yönü sürekli değişirdi.
Şimdi bir devresinde akım oluşur, iki devresinde oluşmaz diyor. Çünkü akım bu yönde geldiğinde diyot akımı geçireceğinden oluşur. Diğer tarafta ise akım bu yönde geçerken bu diyot engelleyecektir. Akım diğer yönde geçerken de diğer diyot engelleyeceğinden iki devresinde oluşmaz. O halde bir doğrudur. İki yanlış olur bu durumda. Diyotlar akımı tek yönde geçirdiği için alternatif akıma doğru akıma çevirir. Normalde alternatif akımımızın arkadaşlar akım grafiğimiz şekildeki gibiydi. Yönü sürekli değişiyor idi. Eğer diyot kullanacak olursak alternatif akımımız da bu durumda aşağı yönde akım oluşmayacaktır. Yani tek yönde geçirmiş olacaktır. Üçüncü yargımız da doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 D seçeneği olur. Termal kameralar 0 Kelvin'in üzerindeki tüm cisimlerin yayınlanmış olduğu kızılötesi ışınları, kızılötesi ışıkları renk tonlarına göre ayırt eder. Renk tonlarına göre ayırt edecektir. Bu prensibe göre çalışır. Şimdi buna göre güvenlik alanlarında kullanılmalıdır. Mesela güvenlik alanında sınır güvenliğinde. Sınır güvenliğinde gece karanlığındaki sızmaları önlemede kullanılır. Gece görüş sistemlerinde kullanılır. Özellikle belgesel çekimlerinde falan kullanılır. Güdümlü füze ve benzeri askeri sistemlerde yine termal ışımaları sezinleyerek füze gönderilir. Cevabımız E seçeneği olur. Diyot tek yönde akım geçiren devre elemanıdır. Şimdi şekildeki devrelerden çıkan akımlarımız bu yönde pillerden geçti. Ancak buradan geçen akımı Y diyotu geçirmez. Dolayısıyla M yanmaz. Bu tarafa doğru akımımız yöneleceğinden K yanacaktır. L ise tekrar arkadaşlar gelmesi gerekeceğinden buradan. Buradan çıkan akımımız tekrar bu pile gelemediğinden, şuradan çıkan akımımız da pille zıt yönlü olduğundan yine L de yanamayacaktır. Cevabımız yalnız K olup A seçeneğidir.